laikliği zaten hükümet bütün gücüyle koruyup kolluyor. Her inanca saygılı, her inanca karşı eşit mesafede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hükümeti bu yönde suçlamaya kalkmak çok yanlış olur. Laiklik zaten Kur'an'ın temel özelliklerinden bir tanesidir. Kur'an'da hakim düşüncedir laiklik. Bak, sizin dininiz size, benim dinim bana diyor. Laikliğin kısa özetidir işte. Kur'an'da ayet bak. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Çok kısa hikmetli laikliğin açıklaması. Yani ben sizin dininizle karışmam, siz de benim dinime karışmazsınız. Ve beraber yaşarız. Bu. Dolayısıyla hükümette Tayyip Hoca'da, Sayın Meclis Başkanı'nda garip bir çıkış beklemek yanlış. Evet. Sayın İsmail Kahraman'ın açıklamasını okuyabilirim adamım. Evet, dinliyorum. Şöyle söyledi. Yeni Türkiye Sempozyumunda şahsi düşüncelerimi ifade ettim. Konuşmamın bütününde 1937 yılında anayasaya kelime olarak derc edilen laikliğin tanımının yapılması gerektiğine vurgu yaptım. Net bir biçimde tarif edilmeli, istismar edilmesine önüne geçilmelidir. İşte bu kadar. Evet. Makul akıl budur. Evet. Makul düşünce budur. Yoksa hükümet zaten laikliğin garantisiyle hükümet oluyor. Evet. İster mi laikliğin kalkmasını? Küfürde özgürlük yoktur. İslam'da özgürlük vardır. Mesela bak müşrikler peygambere müsaade etmiyorlardı. Özgürlük var mıydı? Yoktu. Firavun'da özgürlük var mıydı? Yoktu. Nemrut'ta özgürlük var mıydı? Yoktu. Ama Resulullah zamanında Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem özgürlükler tamdı. Hristiyanlar da serbestti. Museviler serbestti. Ayrıca sevgi ve şefkat görüyorlardı. İlgi alaka görüyorlardı. Her konuda korunup kullanıyorlardı. Ama Firavun ezim ezim eziyordu herkes. İslam sokağın kurallarını kaldırır. İnsanların çıkarttığı kuralları kaldırır. Çok sade bir dünya meydana gelir. Alabilden özgür olur insan. Her konuda özgür olursun. Halbuki şimdi toplum kuralları var değil mi? Toplumun çıkarttığı ahlak kuralları var. Sistemler var. Adaplar var. Düşünceler var. Halbuki Kur'an bunların tamamını kaldırıyor. Sadece Allah'ın hükümleri kalıyor. Helaller haramlar içerisinde insanlar alabildiğine özgür oluyorlar. Kendi kafasına göre bir şey çıkartamıyor insanlar. Ama şu an toplumun kurallarına bakın dünyada. Akıl almaz kurallar var. O kuralların içinde boğulup kalıyor insanlar. Genç kızlar, delikanlılar adeta sarhoşa dönüyor kuralların içerisinde. Ama İslam'da bu yok. İslam'da alabildiğine özgürlük vardır. Sadece helaller ve haramlar vardır. O kadar. İnsanlar alabildiğine özgürdür. Yani toplum baskısı yoktur İslam'da. Allah evet. Kur'an'da elçiyi tarif ederken, işare manada da Mehdi'yi tarif ederken onların ağır yüklerini ve üzerlerindeki zincirleri kaldıran diyor. Tabii ki. İşte kastedilen budur. Evet.